hayırlı uğurlu olsun diye canlı yayındayız şu anda. Sağ olun. Başkanımızla ilk röportaj benim olsun bu Mart. İnşallah. Başkanımız sağ tarafta oturuyor. Hayırlı uğurlu olsun. Daha Ankara gücünde çünkü yönetim kurulunda belli olacak başkanımız. İçeriden başkan seçiliyor. Tabii. Ama güzel, güçlü bir yönetim kurulur sanırım. Tabii canım, inşallah. Yani yönetimimiz güçlü. İnşallah Allah nasip ederse iyi işler olur bunlar. Ya şeyde olaylar oldu. Olaylarla ilgili salonu terk etti. Doğru, tabii doğru tasvip etmiyorum ben olan olayları, doğru olan olayları doğru bulmuyorum ben. Doğru bulmadığım için de yani bu şekilde bir kişiye yüklenilmesi benim hoşuma gitmez, doğru değil. Görüşünü söylemeli insanlar burada. Eleştirebilir. Başkan da kalkıp ona göre cevap verebilirdi. O daha doğrusu oydu bu işin. Ama bu şekilde olunca yani biz burada buna müsaade etmiş gibi olurduk. O da doğru bir hareket değil. Adaylıktan çekildiğiniz konusu söylendi ilk başlangıçta. Öyle bir şey yaşandı mı? Yok, adaylıktan çekilmedik. Biz salondan çıktık. Sonra geri tekrar döndük salona. Şimdi Mehmet Başkan bir mali tablo sundu sanırım size. Çok da ciddi bir acil ödemesi gereken ve uzun vadeli bir borç var. Bununla ilgili neler olacak? Ankaracı taraftarı neler beklesin? Yani bu kongre Ankaracı açısından bir milat olacak mı? Yani tarafta Fatih Mert'in başkanlığı veya bu yönetimin gelmesi aslında bir milat bana göre de. Çok ciddi bir taraftar sayısı var yönetimde. Yıllardır daha önceden tanıdığım insanlar. Neler bekliyor taraftarı Ankaracı? Ya şimdi tabii şimdi bir şeyimiz kayboldu. Bugün motivasyon düştüğü için şey yapamıyorum. Sonra konuşalım bunları Bülent ya. Şimdi motive, yani can sıkıcı oldu iş. Onun için bunların hepsini yarın bir gün konuşalım, olur mu? Teşekkür. Siz konuşma yapacak mısınız kürsüde? Bir Faruk abi yapar, teşekkür. Sizden de bir söz alayım. Efendim, tabii böyle bir naoş ortamdan dolayı camiadan özür diliyoruz. Hiç arzu etmediğimiz ve Ankara Gücü camiasına yakışmayan bir atmosfer oluştu. Ama aklı selimle bu problemleri aşacağız. Ankara Güçler merak etmesin. Hem ekonomik hem yönetim anlamda hiçbir zafiyet olmayacak. Ankara Gücü'nü iyi günler bekliyor. Taraftar bundan emin olsun. Çok teşekkür ederim. Evet Sayın Başkan, Ankara Gücü'de yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Evet. Sürece baktığımız zaman süreç biraz sıkıntılı oldu ve son dönem içerisinde siz ve yönetim kurulunuz aday oldunuz. Öncelikle oradan başlamak istiyorum. Adaylık sürecimiz 10 gün önce hemen hemen netleşmeye başladı. 2-3 gün önce de netlik kazandı. Ondan sonra aday olmaya karar verdik. Peki süreçteki destek gücünüzü nasıl bir dengeye oluşturdunuz? Çünkü çok sıkıntılı bir süreç. Bu süreçte de Ankara Gücü'nün tabii ki borç yapısı ortada, transfer yasağı ortada. Çok nasıl bir politika düşünüyorsunuz? Çok ciddi, Ankara Gücü'nde çok ciddi sıkıntılar var. Bizim ilk öncelikli hedefimiz bu takımı şu anda bizim ayakta tutmamız lazım. Yani bu takımda çok acil ödenmesi gereken paralar var. FIFA'ya gitmiş olan dosyalar var. Şimdi bunlarla ilgili hala elimizde bizim net bilgiler yok. Herhalde bir iki gün sonra bilgilere ulaşabileceğiz. Bir detay konusu konuşmadık geçmiş yönetimle. Bir söylenen rakamlar var. O rakamlar üzerinden bakılacak. Tabii ekonomik olarak Ankara Gücü çok çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Biz birlikte olduğumuz yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bir yol haritası çizip ilk başta transfer yasağını kaldırabilecek bir planla bu takımı en büyük hedefi bu sene ligde tutup biraz üstlere atabilirsek ondan sonraki sene içerisinde de bakılacak. Ankara Gücü'nün çok kaynağa ihtiyacı var. Şimdi Haziran ayında da olağan genel kurulu var. Bu sene hak ettiği yerde Süper Lig'de devam ederse ki edecek inşallah. Ondan sonraki şey için Ankara Gücü'ne olağan genel kurulukla birlikte daha farklı bir ortam olur diye düşünüyorum ben. Sayın Başkan, şimdi talihsiz bir tartışma yaşandı. Bir delegemizin bildiğimiz kadarıyla da Rusya'dan gelen bir delegeymiş. Arkadaşımız konuşma yaparken Sayın Yener tepki gösterdi. Evet. Arkadaşımızın iddialarını kesti de eski bir yöneticisiniz. Evet. Ankara Gücü'nde nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi rakamlar söylüyordu arkadaş. Başkan o sırada sinirlendi. Aşırı tepkiler verdi çok. Tasvip etmeyeceğimiz şeyler bunlar. Rakamlarla ilgili o kayıtları not almış arkadaş. Demek ki elinde bildiği bir şeyler var. Yani notları var, ona göre konuşuyor. Şimdi biz o rakamlarla ilgili ben bir şey söyleyemem şimdi. Yani demek ki bir doğruluk payı mı olduğunu düşünmedi Yener Başkan. Çok aşırı tepki verdi. Ben bunları tasvip etmiyorum. Bunlar doğru işler değil. Şık olanı bunun oradan çıkıp
aynı şekilde kendisi de sen doğru söylemiyorsun kardeşim, bu işin doğrusu budur budur budur, bak bunları da ben sana söyledim, sen bunlarla utan demeliydi. Şık ve doğrusu olan buydu bence. Bu şekilde de bir insana bu kadar kişinin tepki vermesi de doğru bir iş değil. Çok olmaz o bu iş. Sayın Başkan, şimdi her yönetim geçmiş yönetimle ilgili çalışmalar yapar. Evet. Çünkü mevcut yapıda çok eleştiri var Sayın Yiğiner hakkında. Evet. Siz yönetim olarak böyle bir çalışma yapacak mısınız? Tabii muhakkak. Biz şimdi yarın kulübün işte devir teslim töreni yapıldığı zaman ondan sonra muhakkak bu evraklar bir incelettirilmesi lazım. Yani bunlar bağımsız denetim şirketleri var. Çünkü bizim bir şey aramak, bir şey bulmak değil bu işlerde dert. Hep bir şey yapmamak lazım. Her şeyde bir farklı niyet aramamak lazım. Ne aldığımızı bilmemiz lazım. Bugün biz ne aldık? Ya teslim edeceğiz. Bunu raporlatmamız lazım. Bir rapor yaptırıp elimize o belgeyi alıp ondan sonra teslim almamız lazım. Doğrusu bu.